Şerif Fen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün tığ ile yapılan bir yelek modelinin yapımını anlatacağım sizlere. Orta kantlı bir ipim var. 3 numara 1.70 mm'lik de tığ kullanarak model anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modelimizin başlangıcı için önce zincir çekerek başlıyoruz. Modelin başlangıcı için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6 ve katlarını ayarladıktan sonra istediğiniz bu konuda bana çok yorum geliyor. Kaç zincir çekeyim? 46 bedene kaç zincir? 42 bedene kaç zincir şeklinde. Benim bu konuda zincir sayısı vermem çok yanlış. Emeğinize yazık olur. Kullandığınız ipin kalınlığı, tığ kalınlığı, elinizin sıkılığı, gevşekliği ölçüyü tamamen değiştirir. Bu yüzden kullandığınız bir kıyafetinizi önünüze ölçü olarak alırsınız ve aynı kıyafetinizin uzunluğunda zincir çekerek örgünüze başlayabilirsiniz. Şimdi son bitiş kısmında tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Elimle tuttuğum yere batıyorum. Önce bir sıra üçlü trabzan oluşturuyorum. Her zincire bir defa batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa da kapatıyorum. Angora iplerle de çalışabilirsiniz. Bu modeli çok şık duracaktır. Bu şekilde her zincire bir defa batarak üçlü trabzan hazırlıyoruz ve modelimize başlıyoruz. Bir sıra trabzanımı hazırladım. 6 ve katlarını ayarlıyoruz. 6, 12, 18 şeklinde hazırladıktan sonra son trabzanımı 5 tane olarak yapıyorum. İster bunu tekrar 6 tane olarak da sayıyı karıştırmamak için devam edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Başını doluyorum. Burası zincirimin devamı. İkinci trabzanımı batıyorum. Bunu 1, 2, 3 defa da kapatıyorum. Hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3 defa da kapatıyorum. Bu şekilde 5 adet trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş adet trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Tekrar 5 adet trabzan hazırlıyorum. Trabzanlarımı 3 defa da kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımı hazırladım. Tekrar arada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde ikinci sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramı tamamladım. İkinci sırada her 5 trabzanın arasında bir zincir yaparak bir tane delik oluşturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Burası zincirimin devamı olduğu için ikinci trabzanımı batıyorum. Tekrar üçlü trabzan olarak kapatıyorum. Hemen yanına batıyorum. Yan yana batarak devam ediyorum. Ben buralarda 5 trabzan yaptığım için bitişini de 5 trabzan olarak yaptım. Ve burayı ön lastik için kullanıyorum. Bu yüzden 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Deliğime batıyorum rastgele ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Delikten sonraki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir tane de buraya trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Sonra yuvanın içerisine deliğime giriyorum. Bir tane ilmek uzatıyorum. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum.
3, başını doluyorum 4, başını doluyorum 5, başını doluyorum, tam 6 tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekleri bir defa da kapatıp bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Örgüme devam ediyorum. Sondan sayarsam daha açıklayıcı olur. 1, 2, 3 tane trabzan sayıyorum sondan. Ve bu üçüncüye batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinciye batıyorum. Üçüncüye batıyorum. 3 trabzanımı bu şekilde bir alttaki trabzanlara batarak yapıyorum. 4. trabzanımı deliğin içerisine rastgele girerek yapıyorum. 5. trabzanımı bir sonraki ilk trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzanı tamamlamış oldum. Başını doluyorum. Deliğimin içerisinden tekrar 6 defa ilmek çıkartıyorum. Üç, dört, beş, altı. Bu ilmekleri bir defa da kapatarak bir zincir ile sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sondan bir, iki, üçüncü trabzanıma batıyorum. Bu şekilde yan yana üç tane trabzanımı yapıyorum. Üç taneyi tamamladım. Dördüncüyü deliğimin içerisine batıyorum. Beşinciyi de bir sonraki trabzanın tepesine batarak yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşe tamamladım. Başını doluyorum. Tekrar deliğimin içerisinden altı defa ilmek çıkartıyorum. Bunların hepsini bir defa da kapatıp bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzana batıyorum. 3 trabzanımı alttaki 3 trabzanın tepesine batarak yapıyorum. 4. trabzanımı deliğimin içerisine girerek yapıyorum. 5. trabzanımı bir sonraki trabzana batarak yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 taneyi tamamladım. Başını dolayarak yuvanın içerisinden 6 defa ilmek çıkartıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Zinciri saymıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine batıyorum. 3. kısmını da bu şekilde yapıyorum. Kenar zincirin ara boşluğuna giriyorum. Ve bir tane kenar oluşturuyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4. Tekrar örgümü çeviriyorum. Bundan sonra aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Hemen yanına batıyorum. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine üçüncü trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Tekrar deliğimin içerisine rastgele giriyorum. Ve buraya dördüncü trabzanımı yapıyorum. Dolgumun tepesine batıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi tamamladım. Tekrar başını doluyorum. Ve deliğimin içerisine girerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa da çektiğim dolgumu yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıp bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum.
1, 2, 3. trabzana batıyorum. Üç tane trabzanımı bu şekilde tamamladım. Dördüncüyü deliğimin içerisine giriyorum. Beşinciyi dolgumun tepesine batarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'e tamamladım. Başını doluyorum ve tekrar yuvanın içerisine giriyorum. Altı defa da çektiğim dolgumu bir defa da kapatıp bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 taneyi sondan sayarak geliyorum ve bu şekilde devam ederek ikinci sıramı tamamlıyorum. Bir sonraki sıraya tekrar geçelim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Burası ön lastik olduğu için biraz daha geniş bıraktım. 3 yerine buraya 4 trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı yaparak geldim. Başını doluyorum. Bir tane deliğimin içerisine trabzan yapıyorum. Bir tane dolgumun tepesine trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Deliğimin içerisine dolgumu yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane sayıyorum sondan. Ve bu 3 trabzan üzerine yeni 3 trabzan hazırlıyorum. Dördüncü trabzanımı deliğimin içerisine yapıyorum. Beşinci trabzanımı dolgumun içerisine yapıyorum. Bu şekilde 5 tane hazırladım. Başını doluyorum. Deliğimin içerisine dolgumu yapıyorum. Bu şekilde aynı modeli tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. Şöyle küçük bir parçada ufak bir parça hazırladım. Nasıl durduğunu görmenizi istedim. Dolguları 6 defa da yaptığımız için olduğu delikleri olduğu gibi kapatıyor, dolgun görünüyor ve güzel, hoş oluyor. Burası da örgümün arka yüzü. Bu modelde arka yüz ve ön yüz aynı görünüme sahip. Her iki tarafında kullanabilirsiniz. Bu örgüde sadece ön yüzü belirleyen şu başlangıçtaki kullandığınız lastik için ördüğünüz trabzan olacaktır. Onun dışında yukarıdaki modelli bölümü hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı görünmekte. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.